Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sandıktan kullanılmayan dantelleri çıkarmanın zamanı geldi. Ben de annemin emeklerini topladım ve içlerinden bir tanesini seçtim. Danteli bu tepsinin ortasına yerleştirip üzerine epoksi dökeceğim. Ama öncelikle e, tepsiyi ham olduğu için siyah renkle boyadım. Danteli daha iyi göstermesi için siyah renk tercih ettim. Ve yuvarlak bir dantel kullanacağım için de e, tepsinin de yuvarlak olmasını istedim. Aqua kendinden vernikli boyasını kullanıyorum. Katlar arası sadece 3 saat beklemek yeterli oluyor. Bu tepside de 2 kat boyamam yeterli oldu. Ön yüzeyi kuruduktan sonra arkasını da aynı şekilde boyadım. Bu ham tepsileri hobi malzemeleri satan dükkanlarda bulabilirsiniz. Epoksi işlemine geçmeden önce danteli kolaladım ardından ütüledim. Çamaşır kolası kullandım. Marketten almıştım. Arkasında yazan talimata göre uygulamamı yaptım. Dümdüz bir görüntü olması için kolalama detayı önemli. Ayrıca danteli sertleştirmesi de işimizi kolaylaştırıyor. Elimde gördüğünüz epoksi bir diğer adıyla reçine. Bu da reçinenin sertleştiricisi. Kutunun içerisinden bu şekilde ölçü kabı çıkıyor. Ayrıca karıştırmak için bu şekilde tahta bir çubuk ve eldivenler. Ben kendi eldivenlerimi kullanacağım. Eldiven ve maske olayı önemli lütfen dikkat edelim. Karışımı boş bir kavanoz içerisine yapacağım. Üzerinde iki ölçü reçineye bir ölçü sertleştirici yazıyordu. Tepsi büyük olduğu için iki ölçü değil de 4 ölçü reçine 2 ölçüde sertleştirici kullanmak istedim yani ölçüsünü iki kat arttırdım. Zaten şişenin içerisinde 4 ölçü reçine varmış. 2 ölçü sertleştiricisini de ekledikten sonra baloncuk oluşturmamaya dikkat ederek çubukla karıştırdım. Ben burada videoyu hızlandırdığım için çok hızlı karıştırmış gibi görünüyorum ama yavaşça karıştırmak gerekiyor. Her iki karışımın tamamen karıştığından emin olduktan sonra videoda gösterdiğim şekilde tepsiye döktüm. Tam da ucu ucuna yetti. Daha büyük bir tepsi olsaymış reçine yeterli gelmeyecekmiş. Sanırım masanın eğiminden kaynaklı reçine bir tarafa toplandı. Ben de tepsiyi kaldırdım, ee, diğer yerlerine de hafif eğerek reçinenin dağılmasını sağladım. Tepsinin her yerine eşit şekilde dağıtabilmek için çubuktan yardım aldım. Hemen kurumadığı için sertleşmiyor, o yüzden düzenlemelerinizi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tamamen kuruma süresi 24 saat. Daha önce yüz kat vernik uygulamasını birçok kez yapmıştım ama reçineyi ilk defa kullanıyorum. Ben uygulama talimatlarında da görüntüsünde de bir fark göremedim. Son işlem olarak oluşan hava kabarcıklarını bir çakmak yardımıyla yaktım ve bu şekilde kurumaya bıraktım. Evet, tepsi tamamen kurudu. Şimdi kenarlarına folyo varak uygulaması yapacağım öncelikle varak yapıştırıcısını bir süngerle videoda gösterdiğim gibi sürdüm. Biraz boşluklu, eskitme gibi görünsün istiyorum. O yüzden süngerle pıt pıt yaparak sürdüm. En az 15 dakika bekledikten sonra şeffaflaşıyor ve böyle yapış yapış bir hale geliyor. Öyle olunca hazır demektir. Folyo varağın gri kısmı alta bakacak şekilde yapıştırıyoruz. iyice yapıştığından emin olduktan sonra kaldırıyoruz. Evet, az önce anlatmak istediğim görüntü buydu. Folyo varağı ve folyo varak yapıştırıcısını da hobi malzemeleri satan yerlerden bulabilirsiniz. Aslında istediğim görüntü tam olarak bu değildi. Bu benim için çok parlak. Ben daha mat bir e, altın rengi istiyorum. O yüzden uygulamamı bitirdikten sonra siyah renk vaksla rengi biraz daha kırdım. Yani daha mat bir altın rengi elde ettim. Vaksı varakların üzerine sürüp bezle silerek uygulamamı tamamladım. Evet şimdi oldu. Bütün uygulamalar bittikten sonra orta kısmı hariç Su bazlı vernikle vernikleyerek çalışmamı bitirdim. Bu tepsiye bir de kulp eklemek istiyorum. O yüzden her iki tarafına vida delikleri açtım. Ardından elimde bulunan bu rustik kulpları vidalayarak tepsiyi bitirdim. Bugün de sizlere artık eskisi gibi değer görmeyen dantelleri değerlendirmenin bir yolunu gösterdim hem eskiyi hatırlatan nostaljik görüntüsünden hem de manevi değerinden dolayı çok sevdim. Sizlere de fikir olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.